Evet kıymetli dostlar, golvar.com'un ve Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan yeni videomuz hoş geldiniz. 30 Mart 2024'ün ilk videosu. 67 binde olduk. Eski günlerimizin daha da ötesine geçeceğimize inanıyorum ve hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Mustafa Hoca tıraş olduğu üstüne Fenerbahçe forması giydiyse ki bu da formadır. Yani forma sayılabilir antrenman ürünü ama ben bunu çok seviyorum. Forma kadar çok seviyorum. Mutlaka ve mutlaka güzel gelişmeler vardır. Videoyu baştan sona dikkatli izlemek gerekir. Spor hukuku uzmanı ve kas hakemi daha doğrusu kas yargıcı arkadaşlar. Avukat Emin Özkurt gazeteci Tuğba Hacı Bayramoğlu'na çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Şimdi bulunduğu açıklamalarda size sırayla konuşacağız ve diyor ki arkadaşlar Trabzonspor'un 10 maç ceza alacağını söylemiş. Şimdi İsviçre'deki Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi KAS ile Eurolik Basketbol Tahkiminin Türk hakemi olan Avukat Emin Özkurt Trabzonspor Fenerbahçe maçının bu maçta yaşanan olayları konuşmuş. Ve Fenerbahçeli futbolcular ise kendilerine kesici aletlerle saldıranlara karşı nefsi müdafaa hakkını kullanmıştır. Saldırının varlığı halinde kişinin kendini savunması insan doğasından kaynaklı bir içgüdü ve doğal bir haktır. Hiçbir hukuki düzeni bu hakkın saldırıya uğramasına izin vermez. Hiçbir hukuk düzeni bu hak, hani bu hakkın saldırıya uğramasına izin vermez. Trabzonspor ise en az 8-10 maç saha kapatma cezası almalı diyor. Şimdi biz söylediğimiz zaman diyorlar ki siz fanatiksiniz. Siz susun. Biz konuşalım. Yok siz susun siz konuşmayın. Arkadaş böyle böyle olmuş olsun. Siz konuşmayın. Siz Fenerbahçeliler bilmiyorsunuz işim. Tamam. İşin en uzmanı bu arkadaşlar. Yani işin en net uzmanı bu. Çünkü iki hafta geçti. Hala PFDK'ya sevkler gönderilmedi. Bu başta başına bir yanlış. Ancak Fenerbahçe'nin çarşamba günü maçı var. Spor hukukuna göre diğer maç oynamadan karar verilmesi gerekiyor demiş. Ben de bunu daha önce belirttim arkadaşlar. bugün sevk gerçekleşecek. Pazartesi açıklanacak. Görün bakın ama sevk kulüplere mail olarak iletilir normalde. İletilmeyecek. Ben de bu düşüncedeyim. Onu söyleyeyim. Diyor ki kuvvetin kuvvetle uzaklaştırılması haktır. Fenerbahçeli futbolcular meşru, meşru müdafaa hakkını kullanmışlardır diyor. Hani tra yüzlercesini yüzlercesine saha içine girip futbolculara saldırması Türk futbolu adına kara bir leke. Ah ah bu sene ne kadar lekelendi ligimiz bir bilsen. Kuvvetin kuvvetle uzaklaştırılmasına bütün kanunlar ve bütün hukuk düzenleri izin verir. Buna hukukta meşru müdafaa hakkı denir. Yüzlerce saldırganın sınırlı sayıda futbolcuya saldırması üzerine oyuncuların refleks olarak kendini savunmaya başlaması durum bu diyor arkadaşlar. Şimdi Joseph de Soğuz'da da daha önce yanlış karar verildi. Diyor ki biz bu hatayı daha önce yaşadık. Joseph Ankara maçında saldırgan etkisiz hale getirdiği için kırmızı kart cezası verildi. Bu kartın iptal edilmesi Soğuzhan'ın ceza almaması gerekirdi. Yanlış karar verildi. Şimdi TFF'nin elinde bu kararda yaptığı yanlıştan dönme imkanı var. Umarım bu sefer doğru emsaller ortaya koyar diyor. Dünyada bunun çok örnekleri var diyor. Yüzlerce sağ, yani yüzlerce saldırganın sahayı işgal ettiği bir hal söz konusu. Buna rağmen kimi yorumcular spor hukukunda meşru müdafaa yok, haksız tahrik var. O da verilen cezanın miktarını indirebilir ancak her türlü ceza verilir şeklinde yanlış yorum ve konulara tam hakim olan yaptıkları değerlendirmeleri görüyorum. Bu eksik bir yorumdur diyor. TFF'nin ulusal bir federasyon olduğu ve kendi özel talimatlarının olduğu göz önüne alındığında dahi Spor hukukunun yerleşik iştihatları, önceki kararlara uyarınca genel hukuk ilkelerine uyması gerekmektedir. Yani dünyada böyle bir olay var diyor. Pek çok kas kararı var. FIFA özel bir kuruluş olmasına rağmen hukukun genel ilkelerine hani yasa koyucu, idaredeni genel bağlayan ilkelere saygı duymalıdır der. Yani genele tamam iç, iç işlerinde sen farklı bir e, yargılama yapabilirsin ama genele de uymak zorundasın diyor diyor FIFA'dan için. Ki haksız mı? Haklı. Peki ne kadar alır? Olaylar çok ağır. Daha önce benzeri yaşanmamış türden bir saldırı. Bu nedenle emsal teşkil edecek, bundan sonra bu yola girmeyi düşünen oliganlara sağlam bir mesaj içerecek ceva, ceza verilmesi gerekir diyor. Fut, futbol disiplin talimatının 52. maddesi uyarınca. Yani sorumlu olan kulübe olayın ağırlığına göre para cezası, sağ kapatma cezası, seyircisi oynama cezası ile birlikte uygulayabileceği gibi sorumlu kulüp hakkında cezalardan sadece birini de hükmedebilir. Bu açıdan 8-10 maç sağa kapatma cezası diyor. Bunun yanı sıra ciddi denilebilecek bir para cezası da alacaktır diyor. Şimdi Fenerbahçe futbolcuları her biri kendilerine gerek tokmak gerek kesici aletlerle saldırmaya gelen taraftara karşılık vermek durumunda kaldıkları için saldırıyı savuşturma gayretiyle hareket ettikleri görülmektedir. Dolayısıyla tek tek kim ne yaptı araştırılmasından ziyade olayın gerçekleşme biçimine ve bütününe bakıldığı zaman hiçbir Fenerbahçeli futbolcunun sevk edilmemesi. Bak. Sevk edilse dahi ceza almaması gerektiği kanaatindeyim. Yani ben size ne dedim arkadaşlar? Ben size ilk günde bunu söyledim mi? Hiçbir Fenerbahçeli futbolcu sevk edilmeyecek edilse dahi ceza almayacak. Hani niye hocam ed madem edilmeyecek niye o zaman ediliyor? Kamuoyu tepkisinden. Fenerbahçe'nin alt lig tartışmalarında da ya bence düşmemeli diyor. İki maça çıkmazsanız otomatikman alt lige düşüyorsunuz. 97 Fenerbahçe 1907'de kuruldu. 119 yıllık kulüp. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Türk futbolunun önemli mihenk taşları diyor. Sadece futbol takımı değil, milyonları peşinden sürükleyen Türk milletinin gönlünde yer edilmiş ağırlığı olan kulüpler diyor. Hani bu yapılı, bu kararlara dikkat etmek lazım. Fenerbahçe'yi Türkiye'den ayırmak mümkün mü? Yurt dışından takım olmak, oraya geçmek gibi şeyler konuşuluyor diyor. Bakın burası Türkiye. Fenerbahçe Türk futbolunun önemli kurumlarından bir tanesi. 5 Beşiktaş Galatasaray'da aynı diyor. Eti tırnaktan ayıramayacağınız gibi Türk milletinden de Türkiye'den de bu kulüpleri ayırmak mümkün değil. Bu tür söylevler de sağlıklı değil diyor. Fenerbahçe Genel Kurulu üyeleri 2 Nisan'da yapılacak toplantıda aklı selim davranacaktır diye düşünüyorum diyor. Yani durum bu. TFF'nin mevcut yönetim anlayışıyla uzun süre devam etmesi imkan dahilinde değil diyor. Ne yazık ki mevcut TFF yönetimi olayların bu noktaya kadar gelmesinin ve Türk Futbolu'nun aylardır yaşadığı krizin temel sorumlusudur. Bak TFF yönetimi Türk Futbolu'nun aylardır yaşadığı krizin temel sorumlusudur. Yani neyse bunu açsam mı? Öyle anlaşılıyor ki bu zihniyet yapısı futbolun yönetimini idare etmeye çalıştıkça bu ve benzeri daha pek çok krize konuşmaya devam edeceğiz. Fakat ben bu durumu çok uzun vadede devam etmeyecek kanısındayım. Uzun lafın kısası arkadaşlar. Adam diyor ki FIFA'nın denetimindesiniz. Açık açık diyor. Mustafa, önce, Mustafa Hoca daha önce ne dedim Hiçbir futbolcuyu sevk edemezsiniz. Etseniz de ceza veremezsiniz dedi mi dedi. Bir. İkincisi kas yargıcı olarak konuşuyorum. Hani bu işin uzmanı benim diyor. İki. Üçüncüsü Trabzonspor'a ağır ceza var diyor. Dördüncüsü hocam seçimden sonraya kaldı. Fenerbahçe'nin aleyhine olacak. Arkadaşlar sosyal medyada ben şunu söyleyeyim. Hangi genel kanı varsa tam tersi oluyor. Yani Fenerbahçe'nin aleyhine cezalar çıkacak deniliyorsa emin olun Trabzonspor aleyhine çıkacaktır. Ben de bu kanadayım. Bir de Trabzonspor Fenerbahçe maçı sevkleri. Sabah gazetesinde Murat Özbostan. Bu da sevkler için Çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Tevhid ve Hukuk Kurulu'nun henüz sevkleri yapmamış olması sebebiyle Sabah gazetesinden e, bu isim açıklamalarda bulunmuş. Diyor ki 10 kişilik ekip günlerdir görüntüleri izliyorlar, raporları okuyorlar. Gelinen noktalarda çalışmaların %80'i bitti diyor. Nasıl bittiyse. Yani e, ne diyor? Bu kulüp temsilcileri özellikle Galatasaray temsilcilere katınca sosyal medya coştu. Onlara onlara göre TFF seçimleri bekliyor. Ne alaka diyor. Sevklere seçim sonuçları mı belli olacak? Evet. Gerçekten buna inanıyor musunuz? Yoksa ortalığı karıştırmak için mi diyor? Evet. Herkes buna inanıyor. 1. Yayıncı kuruluş görüntüleri elde. 2. Yarı otomatik sistem görüntüleri elde. 3. Stat güvenlik görevlileri. Şey, güvenlik görüntüleri. Stat'a güvenlik görevlisi varmış? 4. Soyunma odası ve tünel görüntüleri. Özellikle 4. madde. Ben size bir şey söyleyeyim. Şu dördüncü madde var ya. Dördüncü maddeden dolayı Trabzonspor çok ciddi cezalar alacak. Hasır altı edilse bile alacaklar. Ben onu söyleyeyim. 5. Taraftarın çektiği görüntüler var. 6. Sosyal medyada paylaşılan yüzlerce fotoğraf. 7. Profesyonel çekilen fotoğraf. 8. Kulüp çalışanlarının saha içerisindeki çalış, çalışanların çektikleri görüntüler. Yani bunların bir de üstüne yenileri çıkıyor. 10 kişilik ekip günlerdir görüntüleri izliyor. %80'i bitti mesela X oyuncuyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıkıyor. Tekrar değerlendirme yapılıyor. Konuyla ilgili Trabzonspor'a, Fenerbahçe'ye de bilgi veriliyormuş demiş. Ben burada bir olayı aydınlatayım. Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de cezaların az çıkması taraftarı arkadaşlar. Bakın ben size şok bir bilgi vereyim. Yani Trabzonspor ve Fenerbahçe yönetimi anlaştı desem yalan söylemiş olmam arkadaşlar. Ben bunu duyum olarak veriyorum size. İki kulübün yönetimi de anlaştı. Olabilecek en az cezaların verilmesi için iki kulüp yönetimi de anlaşmış durumda arkadaşlar. Benden söylemesi. Ha <laughs> bu şu demek mi hocam? Osterbol'de ceza almayacak. O sayı ceza almayacak işte şu bu. Bu şu demek Fenerbahçe'den hiç kimse ceza almayacak. Trabzonspor'dan sadece Egemen Korkmaz ceza alacak. Onun dışında hiçbir Trabzonspor futbolcusu ceza almayacak. Taraftarlar şu içeri giren 5 beş kişinin beşi de çıkaracak, dışarı çıkacak. Trabzon'daki maçlarda bundan sonra e, belki de önümüzdeki 3 maç seyircisiz olacak. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynayacağı maç. Bu konuda anlaşılıp federasyonda da belki de anlaşıldı. Federasyonda seçim sonucu seçim bittikten sonra bunu açıklayacak. Seçimin sonucuna etki edecek değil arkadaşlar. Gündem yoğun. Şu anda e, çok enteresan bir olay var. Ama ben Fenerbahçe'nin yerinde olsaydım bu olayı FIFA'ya taşırdım. Derdim ki bakın biz Trabzonspor'la maç yapıyoruz. Biz şampiyonluğa oynuyoruz. Karşımızda adamlar milletvekilleriyle konuşuyor. Bakın siyaset spora dahil olmuş durumda derdim. Ya, Türk futbolunu düşük kıran düşünmezdim. Şimdi geçen sene e, Timur Timur'un elinde olmayan belgeler vardı. Ama Erden Timur asla içeriden bilgi almıyormuş. Asla içeride adamları yokmuş. FETÖ gibi falan yapılanmaları yokmuş. Ama Fenerbahçe'nin varmış Erden Timur'a göre. FETÖ gibi bir yapılanma varmış. İçeriden bilgi alıyormuş. Tabi e, yani asla Erden Timur tehdit etmemiş. Yani, ligi bitirtmeyiz falan asla dememiş. Asla savaşsa savaş dememiş. Asla böyle bir şey söylememiş. Yalan makinesine bağlasak yalan makinesi bozulmazmış asla. Tabi. Geçen sene tehditle, şantajla asla şampiyon yapılmamış. Ve Fenerbahçe'nin yerinde olsam tehdit şantajda direkt abi bütün masayı deviririm. FIFA'ya, UEFA'ya başvurum. Gerekirse bu sezon beyaz sezon ilan etsinler. Herkese teyindeki taşları döksün. Fenerbahçe bu sezon hiç oynanmamış kabul edilsin. Bak hiç oynanmamış. Son 5 senedeki sıralamaya göre Avrupa'ya gideceksin. Fenerbahçe direkt şampiyonlar ligine. 25 milyon euro cebinde. Hiç uğraşmayın. Vallahi bak yıkın masayı. 25 milyon euro cebinde. Önümüzdeki seneden itibaren de hiçbir Allah'ın kulu siyasi söylemde bulunamaz. Siyaseti dahil edemez. Şampiyon, şampiyonluk varsın bu sezon olmasın. Dünyaya duyursunlar. İşte hakemin dövüldüğü, takımların sağdan çekildiği sezonda şampiyon çıkmadı desinler. Öyle değil mi? Bence öyle. Yani arkadaşlar düşündüğünüz zaman sadece size mi bana mı mantıksız geliyor? Size mantıklı mı geliyor? Bana mantıksız geliyor. Yani devir masayı ya babayın oğlum arkadaş. Bak Fenerbahçe'nin elinde çok ciddi bir koz var. Fenerbahçe bu kozu kullanmak yerine aslında kendini yokuşa sürüyor. Sürme yokuşa. Başvuruda bulun FIFA'ya. Arkadaş bizim kurumlarımız artık bağımsız değil. Zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de PFDK için bağımsız değil raporu verdi. Sizden de destek istiyoruz. Bu kadar basit. Bitti. Net. Bitti ya. Fenerbahçe Beko'lar hedef Shane Larkin diyor. Jaskevicius yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe Beko gelecek sezon planlamalarını sürdürürken e, Yunan basından Total Basket bu arada Yunan basından bu Total Basket'in haberleri genelde doğru çıkıyor onu da söyleyeyim. Shane Larkin'in durumunu yakından takip ediyor demiş. Ya Fenerbahçe Alba Berlin'i 103 84 miydi ya? E, mağlup ed ediyor. Yetmiyor. 50 sayı atıyor Davis. Yani EuroLeague rekoru kırılıyor. Düşün bak bir tarafta bu. Öbür tarafta Fenerbahçe gidip yani e, voleybolda kızlar da, basketbolda kızlar da kupalar kazanıyor. Amatör branşlarda ne bileyim boks'ta, kürekte şurada burada kupalar getiriyor, başarılar getiriyor, madalyalar getiriyor. Türkiye'nin yüz akı Fenerbahçe bir tek futbolda sıkıntılı. Bakın Fenerbahçe'den futbolu çıkın. Futbol branşını çıkın. Türkiye'nin yani en başarılı spor kulübü diyebilir misiniz? Dersiniz. Futbolda dahil et yine dersin. Futboldaki düşmanlığı çıkarsan yine dersin. Heriflerin korkusu bu. Ulan diyor biz bunları 3 Temmuz'da yıkamadık. Bak adamların, adam demeyin bunlara. Bu mahlukların en büyük sıkıntısı burada. 3 Temmuz yaptık, deviremedik. Haberlerle medyayla yıkmaya çalıştık, deviremedik. Günlük şikeci dedik, deviremedik. Sokaklarda şurada burada alay konusu yaptık, Deviremedik. Otobüsünü kurşunladık, öldürmeye çalıştık, deviremedik. Denizli'de orada, burada, şurada son maçta şampiyonluklarını çaldık, deviremedik. Şike yaptı denildiği sezonun bir ertesi sezon Güney It Çakır'ı görevlendirdik. Şampiyonluklarını çaldık. 0,5 puanla şampiyonluğunu çaldık, deviremedik. Bitmedi. Bitmedi. Transferlerine engel olduk, deviremedik. Galatasaray el altından oynayacağı futbolcularla ilgili o hafta haberler yaptırdı. Görüşmeler gerçekleştirdi. Şampiyonluklar kazandırıldı. Deviremedik. 2010-2011'den sonra son 9 sezonda 4 kez Galatasaray'a şampiyonluklar hediye edildi. Deviremedik. Fenerbahçe'yi yıllardır şampiyon yapmıyoruz. Çalıyoruz. Deviremedik. Ulan biz bu Fenerbahçe ile nasıl baş edeceğiz? Derdindeler. Ve... Görüştüğüm herkes şunu söylüyor. Bir şampiyonluk eşittir on şampiyonluk. Fenerbahçe bir kez şampiyon olursa 10 kez şampiyon olur. Çünkü masayı devirdiği zaman bütün kurulları mahvedecek. Arkadaşlar bak çok basit görüyorsunuz. Ben size örnek vereyim. Ozan Yolo Galatasaray'a geri dönecek. Zaha var. Icardi var. Daha TT'nin sonuçlanacak davası var. Belki de 50 milyon euro ceza alacaklar inşallah. TT'si var. İşte öbürü var. Şunu var. Bunu var. Yani sadece Saydığım futbolcular bak Zaha Icardi ondan sonra e, Davinson Sanchez diyeyim Muslera Torreira O gelecek olan Zaniolo Tete bunların sadece bu saydığım arkadaşlar maaşı 40 milyon euro Sponsorların ödedikleri parayla birlikte en az 40 milyon euro 40'ın yüzde 40'ı da vergi 16 milyon euro da vergi 56 milyon euro sadece bir yıllık ücretleri İyi de hocam bunlar bu parayı nereden karşılıyor? İşte insanların da aklındaki soru bu. Kimisi diyor ki arsa hibe ediyorlar. Kimisi diyor ki başka bir şey yapıyorlar. Kimisi vergi borcunu siliyorlar. Kimisi başka bir şey yapıyorlar diyor. Hani her türlü iddia var ama yasal olarak bir şey var mı elimizde? Yok yasal olarak kılıfına uydurmuşlar, kitabına uydurmuşlar, atını sürüyorlar. Siz de bir şey diyemezsiniz, ben de bir şey diyemem. Kılıfına uydurduğu için hiçbir şey diyemezsiniz. Akıl var, mantık var. Ne diyeceksin? Ama eğer bu sezon oynanmamış sayılırsa. Siz o zaman izleyin bakalım gelecek sene 40 milyon euroyu nasıl veriyorlar. Bu sezon oynanmamış sayılırsa gelecek sezonda da oynanmama ihtimali var mı var? Herkes gelecek sezon frene basmak zorunda. Herkes gelecek sezon dikkat etmek zorunda. Mehmet Büyükek'sinin geçenki açıklamalarında sihirli bir cümle var. Diyor ki bu haftaya kadar diyor, bir şeyler yapmış olabiliriz ama bu haftadan sonra diyor, adaleti sağlamak zorundayız diyor. Kim hak ediyorsa o kazansın diyor. Açık açık bu haftaya kadar Galatasaray'ı kolladıklarını, bu noktaya getirdiklerini, bu noktada tuttuklarını ama bu saatten sonra sakın ha tutmayın. Bırakın herkes kendi göbek bağını kessin diyor. Antalya Spor, Galatasaray Antalya Spor maçı. 100 yılda yani 100 yıldır görülen en şikeli maçlardan biri. Galatasaray'ın Kasımpaşa maçı. Son yılların en şikeli maçlarından biri. Not. Eğer Galatasaray Antalya maçında 3 en az 3 kırmızı kartını görse, ofsayttan attığı gol verilmesi. Ofsayttan golü yapay adı altında verdiler arkadaşlar. O gol ofsayt. Daha top ayağa gelmeden çizgi çiziliyor. Neden bahsediyorsunuz? Artı o verilen saçma penaltı verilmese. Antalya 3 tane kırmızı yiyen rakibini 5-0 yense. Beşiktaş maçı da gider. Kasımpaşa maçı da gider. 9 puan kaybeden Galatasaray bir anda Fenerbahçe'nin 7 puan altına düşerdi. Ha, kalan 8 hafta Fenerbahçe 7 puan önde. Şimdi neleri konuşuyorduk? Şimdi diyordu ki bakın lig adil. Fenerbahçe'nin son dakikalarda attığı penaltı golleri sen onlara adil mi diyorsun? Arkadaş hak ediyorsa vereceksin. Son dakika atmış, birinci dakika atmış ne fark ediyor? Galatasaray bu sene hiç mi 90 artıda gol atmadı? Attı. Geçen sene hiç mi gol atmadı? Attı. Okan Buruk size dese ki Fethullah Gülen işte kahramandır dese sorgusuz sualsiz kabul edeceksiniz. Dese ki Fethullah Gülen terör örgütünün lideridir dese sorgusuz sualsiz kabul edeceksiniz. En uç örneği bu. Adam ne dese kabul ediyorsunuz. Sorgulamıyorsunuz arkadaş. Biraz beyniniz yok mu sizin? Sorgulayın. Kasımpaşa maçında 72'de mi 82'de mi herif ikinci sarıyı yiyecek. Penaltı verilecek. Yani Kasımpaşa 10 kişi kalacak. Fenerbahçe penaltı kullanacak. 2-1 öne geçecek. 90 artıdaki pozisyona hiç gelmeyecek. Diyemiyorsunuz ki arkadaş onu vermemiş bunu vermiş adamlar kazanmış. Yani düşününce ak akıl, var mantık var. O bunu bundan dengelemiş. Doğru ya doğru. Ha inanmıyorum o penaltıya ama adamlarına penaltı verilmemiş. Diyemiyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Niye içinizdeki dürüstlük tohumu kalmamış, tomurcuğu kalmamış, içinizde dürüstlük kalmamış? Varsa yoksa Trabzon maçı. Çok beklenti. Ben Fenerbahçe olarak çok beklenti içindeydim. Beşiktaş Galatasaray'dan puan alır diyordum. Çok beklenti içindeydim. Kasımpaşa Galatasaray'dan puan alır diyordum. Kendi adıma söylüyorum. Kesinlikle diyorum puan alır Galatasaray'dan diyordum. İki takımdan da ümidim vardı. Antalya Spor'dan kesinlikle ümidim vardı. Ben 3 üç maçın 3'ünde de takılır Galatasaray diyordum. Ama nereden bilebilirdim hakem bonusunu, hakem şokerini? Antalya'da takılsaydı diğer ikisinde de takılırdı. Tamam. Sistem çok iyi işliyor. Şimdi çıkarın bu 9 puanın hakkını ödeyin. Geri alın Galatasaray'ın 9 puanınızı. Ama sorsam Galatasaray'lara Fenerbahçe hakem de buraya gidiyor. Başka 90 arttı ne? Başakşehir maçı. Ne yapması lazım mesela penaltı için? Şöyle yapalım. Galatasaray'ın kazandığı bütün penaltıları dizelim. Fenerbahçe'nin kazandığı bütün penaltıları dizelim. UEFA'dan tarafsız bir hakeme diyelim ki bunların kaçına penaltı verirsin vermesin. Adım soyadım kadar eminim. Galatasaray'a vermeyeceği penaltı sayısı Fenerbahçe'ye vermeyeceğinden daha fazla. Bir de şunu söyleyeyim. %100 olarak kesinlikle penaltı beklenilen pozisyonları da ekleyelim. Hani Galatasaray atıyorum 8 pozisyona penaltı bekledi. Fenerbahçe'de 10 pozisyona penaltı bekledi. Hepsini dizelim. Verilmeyene bak verilmeyene artı koyalım. Haksız verilene eksi koyalım. Hakkıyla verilene de yine artı koyalım. İddia ediyorum Galatasaray'ın puanı 7'lerde, 8'lerde olurken Fenerbahçe'nin ki 20'lerde falan olur. 18'lerde falan olur. Verilmeyen o kadar penaltısı var ki. Hatırlayın Pendik maçı 5-0 önde 6. Ver 6-0 olacak. Ne değişecek ya? Ne değişecek? Ferdiye yapılan. Hatırlayın. Onun gibi kaç penaltı pozisyonu var? Ama arkasına almışlar bir şeyleri. Konuş babam konuş. İşte Türkiye'de futbol iklimi bu arkadaşlar. Türkiye'de futbol iklimi bu. Bir de Bizim ülkemizde her şeyden anladığını iddia eden arkadaşlar var. İşte Fenerbahçe'den Fred ceza yiyecek, şu yiyecek, bu yiyecek. Niye yiyecek? İşte sahaya girene saldırdı. Ne yapması lazımdı? İstiklal maç okuması lazımdı. Bekleyecekti. Korkmaz, sönmez diye beklemesi lazımdı. Beklemediği için kırmızı yemek zorunda. Bekleseydi yemeyecekti. Suç Fenerbahçeli futbolcunun. Ya bu utanmazlığınız ne zaman son bulacak bilmiyorum ama. İşi ehline bırakın. Anlamadığınız konularda susun da adam sansınlar. Ben bu arkadaşın dediğine katılıyorum. Normal şartlarda Fenerbahçe'den bir futbolcuya bile ceza veremezler. Ancak burası Türkiye. Burada hiçbir şeye güven olmuyor. Burada bugün arkasına bir dayı alan kişi trafikte birisinden bir şey yaşayıp hiçbir ceza almadan da çıkabiliyor. Mesela sizler hepiniz şu bir tane yazar mı ne çocuğunu kaçırmış falan oradasınız. Bu ülkede yönetmenin çocuğu adam öldürdü trafikte de hiçbir ceza almadı. Neler neler var da daha girmek istemiyorum. İnşallah Demek istediğimi anlamışsınızdır Durum bu arkadaşlar Hocam Fenerbahçe ile Trabzonspor anlaştı dedim Bak ben kafam orada hala Ali Koç Fenerbahçe'yi mi satıyor Hayır olaylar yatışsın Taraftarlar birbirine daha çok kinlenmesin diye uğraşıyorlar Hayır arkadaş ben Trabzonspor başkanına Gerçekten güvenmiyorum Gerçekten güvenmiyorum Arkadaş Bir Trabzonspor başkanı çıkacak Diyecek ki 2010-2011'i kapatıyorsunuz Böyle bir şey yok artık bitti Yeter. Buradan medet mu, o bataklığa saplandık çıkamıyoruz. Aynı şey Fenerbahçe Başkanı içinde geçer. Fenerbahçe Başkanı da çıkacak. Arkadaş FETÖ MET'e bundan sonra konuşmayacağız. Yeter. Olan oldu. Biten bitti. Önümüze bakacağız. Yeter. Bataklıktan çıkalım diye. Ciddi söylüyorum. Ha Galatasaray'ın aklı selim bir başkan da çıkacak. Çık. Arkadaş siyasetten artık uzaklaşalım. Kuklası olmuşuz oranın. Taraftarlarımız rahatsız diyecek. Anlatabiliyor muyum? her kulübün şeyi bunlar. Travması bunlar. Her kulüp bu travmalarda. Bu travmalardan ilk çıkan kulüp ha lige adalet gelirse. Bu travmalardan ilk çıkan kulüp alır başını gider öbürlerine de fark atar. Öbürler böyle uzaktan seyretmek zorunda kalır. Ama Türkiye'de bir kural var. Hiçbir başarı cezasız bırakılmaz diye. Fenerbahçe'nin cezası 3 Temmuz'daki cezası başarıdan dolayıydı. Dünyanın en iyi 5 ekonomisine girmişti takım olarak. Takım bazında. Ve yükselişteydi. En büyük sıkıntı buradaydı. Evet, gurur duyman lazımdı gurur duyman lazımdı. Fenerbahçe yükselişteyken Galatasaray da yükselişteydi. Birisi Alex getirirken öbürü Harry Kivul getiriyordu. Milan Baroş getiriyordu. Anlatabiliyor muyum? İşte birisi Anelka getirirken öbürü Milan Baroş getiriyordu. Birisi bilmem Roberto Carlos getirirken öbürü Abdülkadir Keita getiriyordu. Şimdi ne yapıyorsunuz? Birisi Abdülkadir Bitigen getirirken öbürü Ceko getiriyor. Birisi Arda kardeşleri getirirken öbürü Tadic getiriyor. Birisi Ümit Öztürk getirirken öbürü Şimanski getiriyor. Birileri de diyor ki adalet adalet. Adalet nasıl sağlanır biliyor musunuz? Söylediğinizle yaptığınız uyuştuğu zaman sağlanır. Fenerbahçe'yi hakemler kolluyor diyen Galatasaraylıların hepsi yabancı hakeme karşı. Hani şey diyorlar. Biz Müslümanız. Allah'a inanıyoruz ama Hazreti Muhammed diye birisi yok diyorlar tövbe aşağı. Öyle bir olay yani. Gerçekten bak. Ya da biz Müslümanız Allah'a inanıyoruz ama Kur'an diye bir şey yok. Aynen böyle bir şey ya. Ciddi söylüyorum en uç örneği bu. Aynen böyle bir şey. Hakemler Fener'i kolluyor. Yıllardır Fener'i kolluyor. Fener şampiyon değil ama kolluyorlar. Yabancı hakem gelsin. Yok istemeyiz yabancı hakemi. Neyse. Allah herkesin gönlüne göre versin. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.